04-2020 tarihinde iş kanununun geçinci 10. maddesiyle istihdam güvencesi sağlamak amacıyla işten çıkarmalar resmi olarak yasaklandı. Fakat aynı düzenlemeyle patronlara iş kanununun 25'e 2 maddesiyle işten çıkarma hakkı istisnası da tanındı. Ancak kısa bir süre sonra bu istisnanın bir kural halini aldığı ve patronların aslında bu maddeye dayanarak binlerce işçiyi işten çıkardığı, ortada işten çıkarma yasağının olmadığı görüldü. Sokakta direnişle Kayı İnşaat işçilerinin yanında olacağız. Örgütlü güç asla yenilmez. Direnen işçiler asla yenilmez. İktidar işsize, işçiye, emekçiye, emekliye, köylüye, çiftçiye, dar gelirliye, kadına, gence yönelik paketlerle gelmeyecek. Tam tersine yine kendi yandaş firmalarına, şirketlere maskeli ihalelerle kaynak aktarma önerileriyle gelecek. Yine vergilerini yandaş şirketlerin, firmaların terkin etmesi önerileriyle gelecek. İşsiz kalmış ve açlıkla mücadele eden, yoksullukla mücadele eden vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına herhangi bir cevap verilemeyecek. İş ve aş buluşmaları kapsamında 2021 yılı boyunca Ege'de, Karadeniz'de, Doğu'da, Batı'da, Akdeniz'de, ülkenin her yerinde iş ve aş buluşmalarını yapacağız. Vatandaşlarımızın dertlerini dinleyeceğiz. Esnafımızın, çiftçimizin, kamu emekçisinin, EYT'linin, kredi yurtlar kurumuna borçlu gençlerin, ataması yapılmayan öğretmenlerin dertlerini dinlemeye gideceğiz. İşçilerimizin, işsizlerimizin, kadınlarımızın, gençlerimizin dertlerini dinlemeye gideceğiz. Sonucu aydınlatılmadığı sürece bu ülkede cezasızlık devam edecek. Sorucu failleri hesap vermediği sürece kadın katilleri ellerini kollarını sallayarak gezmeye devam edecek. İçişleri Bakanı Türkiye'de son yıllarda ortaya çıkan kadın katliamlarını görmezden gelerek, bakın sadece 2020 yılında 300'den fazla kadın katledildi ama İçişleri Bakanı bir erkeklik bakanı olarak çıkıp her gün bu istatistikleri çarpıtarak, bu katliamları meşrulaştırarak çözüm bulmaya çalıştığını ya da toplumu, kadınları sindirmeye çalıştığını görüyoruz. Şiddete karşı acil önlem alın. Kadınların ortak talebi olan 6284 sayılı yasayı ve İstanbul Sözleşmesi'ni uygulayın. Cin, ciyah, azadi! Cin, ciyah, azadi! Saray rejim içinde bulunduğu çıkmazı sürdürmek için bize daha fazla saldıracağını biliyoruz. Nitekim 2021 yılı ilk ayında partimize ve bileşenlerimize yönelik saldırılarla, gözaltılarla bunu daha net olarak gördük. Toplantılarımızda 2021 yılın AKP-MHP iktidarına karşı mücadele yılı olacağını kararlaştırdık. AKP-MHP iktidarı nasıl ki tüm ezilenlere karşı zulmünü sürdürüyorsa, bizler de bu topraklara eşitlik, adalet ve özgürlüğü getirinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. İçişleri Bakanlığı'na, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne, İstanbul Valiliğine buradan sesleniyoruz. Gökhan Güneş sizin kontrolünüz altında kaçırıldı. Sorumluluk sizde. Sizin yapmanız gereken bu çığlığa kulak vermek, bu çığlığın gereğini yapmaktır.